Merhaba, herkese akşamlar. Alkim kağıt sanayi. Şimdi Alka normalde bir BIST 100 dışı hissedir. Yani BIST 100 endeksine dahil değildir. Onu biliyorsunuz. Üyeleri özel yapıyorum ama hadi bu akşam işte Alkim kontenjanından inceleyelim Alka'yı. En son şöyle hafif yatay düşen bir grafikte bırakmıştım. 12.53 stoplu. Bu grafiği kırdı yukarı doğru. Aşağı yukarı bir aydır da bir tırmanış. Şimdi şunu söyleyeyim, hani çok iyi bir verim sağladı. 13-14 liradan yani şimdi 17.60'ları gördü. Hesaplarsanız 3.40 işte %20 civarı bir getirisi oldu. Satıcı gelir, yani satıcı bu kadar yatay bir hareketten sonra %20'ye alan herhangi bir küçük yatırımcı da burada satmayı düşünür doğal olarak. Dün Alkim'de de bu grafiğin aynısı vardı. Yani şuradan bahsediyorum. Hemen göstereyim. Orada biraz daha kararlı bir kuyruklu yıldız vardı. Bu da mezar taşı değil de işte yani. Mezar taşına yakın. Buna da kuyruklu yıldız denilebilir. Dün örnek vermiştim bir videoda. Bir kar realizasyonu mesela orada olabilir diye. Bugün oldu. Burada da oldu. Şimdi günü bitirdiği nokta kar realizasyonu içinde sayılır. Onu söyleyeyim. Hani bu yukarı akımı bozdu diyemeyiz. İnsafsızlık olur öyle bir şey demek. Ama tabii çok böyle alırım kaçarımcı arkadaş varsa tabii bugün 16.99-17 civarında stopunu muhtemelen koymuştur. Burada 5 gün 15.99-16 lira diyelim. Yarın 16 lira olur zaten. 16 lira kullanılmalı mı? Şimdi 5 günler genelde yukarı akımın anahtarı olarak kullanılmaz. Yani 8 günler biraz daha doğru olur o tür bir şey için. Çünkü 5 günü ne 8 günün arasında burada ben size söyleyeyim. 8 gün 15-70'e denk gelir aşağı yukarı. 60-70 o aralığa bir yere denk gelir. Hatta ona da bir bakalım. Ya 60'a geliyor. 15-60 ya 58 yarın 60 olur. 15-58 dediğim gibi 15-60'a denk geliyor. 15-60 daha bir kısa vade için anahtar rolü taşır. Ha, stop koyacaksınız. Şimdi bunun doğru yeri yok stopun. Nereye canınız isterse oraya koyarsınız. Ya da nerede karınız varsa. Atıyorum 15-90'dayken karlı çıkabiliyorsunuzdur. Oraya da koyarsınız. Yani bunun dediğim hep söylüyorum. Stopun doğrusu olmaz. Herkesin riskine göre stop alanları değişebilir. Ama genel anlamda teknik anlamda destek soruyorsanız ben burada 15-60 desteğini daha önemserim. Üstünde kaldıkça tekrar yukarı yönlü hareketler ivmeli böyle bir şekilde devam edebilir. Tabi hani gönül ister 5 gün üstünde kalsın. Yani bugün bitsin. Ama şimdi 5 günler genellikle bir destek olarak kullanmak risklidir. O yüzden çok 5 gün önemsemiyorum. Niye? Yani 5 günün biraz altına girer. İşte 8'e de değmez. Kararsız bir görüntü olur. İşte satarsınız bu sefer kısa bir ortalamanın üstünde olduğu için reaksiyoner bir şekilde yukarı gider falan. Bu tür tehditler, tehlikeler her zaman vardır. Onun için burada kendi riskini herkes yönetmeli. 14.80 üstünde de kaldıkça aslında teknik anlamda söylüyorum. Uzak olduğunun farkındayım ama 14.80 üstünde kaldıkça da pozitif başlattığı şu pozitif trendi korur. Ya burada her şey vadecilikle ilgili arkadaşlar. Yani aslında ben söylüyorum ama daha böyle bir ay iki ay dişini sıkacak vardır. 14 yani ben daha istediğimi almadım diyen varsa evet 14.75'in kırılımı onun için daha önemli. Kırılırsa yani 13'e de geri dönüş demektir zaten bu. Hatta biraz da altına da gidebilir. Yani herkes diyorum ya kendi vadesiyle alakalı şeyler bunlar. Böyle toptan bir teknik analiz yöntemi olmaz aslında. Doğru olan riskinizi kendiniz yönetmeniz her zaman söylüyorum. Ama şunu tekrar hatırlatıyorum. Yani 20 gün üstüne kırılmadan şu başlattığı akım majör anlamda söylüyorum. Bitti sayılmaz. Takıldığı yer 1.272 olmuş. Zaten 14.77 bunun direnciydi. Kırınca bir üst dirence. Biliyorsunuz dirençlerin kırılımı bir üst dirence. Desteklerin kırılımı da bir alt desteğe doğru hareket ettireceği varsayılır hisseleri teknik anlamda. O dirençten dönmüş yani 17.62 civarıydı. Şimdi bu kuyruklu yıldız formasyonuna göre yarın %100
siyah yapar, siyah bir mum yapar demek maalesef mümkün değil. Yani yarını maalesef bilemiyoruz hangi formasyon olursa olsun. Ama ihtimalleri söylüyoruz. %75 bir siyah mum olur. %25 olasılıkla da herkesi şaşırtan, teknik anlamda söylüyorum, bir beyaz mumda olma şansı vardır. Yani bir şey bitmiş değil. Ve hacimlere baktığımızda bugün bayağı bir azalmış ama tabii yine sol tarafa baktığınız zaman yüksek bir hacim, onu da söyleyeyim. O biraz şeyden de kaynaklanmış. Tabii bugün bir pozitif açmış. Muhtemelen biraz da pozitif tarafta kalmıştır. Sonra çok büyük ihtimal, yani canlı olarak izlemedim. Şimdi dakikaları da bölmeyeceğim ama 5 dakikaya falan, 10 dakikaya. Bir gün öncekinin kapanışını geçince, bu klasik yani 17.03 kırılınca ya da 17 kırılınca muhtemelen aşağı doğru hızlandığını tahmin ediyorum. Çünkü o birçok trader'ın da bir stop noktasıdır. Yani kısa vade trade edenlerin, özellikle 1-2 günlük gün içi gibi trade yapanların burada 17'dir çok büyük ihtimalle. Bunun dışında söylenecek bir şey yok Alkim için. Destek belli, direnç belli. Desteklerin üstünde kaldıkça yukarıdaki 17.62 direncini tekrar dener. Ama hangi destek? İşte söylediğim gibi 3 adet destek söylüyorum. 16 lira, 15.80, özür dilerim, 15.60 ve 14.75. Bunların tabii en kısasının üstünde kalırsa daha çabuk bir deneme olabilir oraya. Büyük ihtimalle daha aşağıdaki desteklere düştükçe vade uzar. Öyle söyleyeyim. Söylenecek başka bir şey yok. Unuttuğum herhalde bir şey yok. Tabii bir de şey, RSI falan daha aşağı vermez de burada ona da bakalım yani. Kaçtan bozulmuş? 78'den bozulmuş. Şimdi geçmişine gittiğimiz zaman yani halkada 78 az bir seviye değil. Tamam, var daha üstleri. Bu 90-91 Mayıs dönemi hatırlıyorum. İşte 80'ler var, 84'ler var ama bunlar her zaman olan seviyeler değil. Genellikle zaten 80 civarından satıcının geldiğini görüyoruz burada da. Dolayısıyla şu an olan kar realizasyonu zaten teknik anlamda beklenen bir şey. Söyleyecek başka bir şey yok herhalde. Unuttuğum bir şey de yoktur diye tahmin ediyorum. Herkese iyi akşamlar.